Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzda ve otomat sigortamız var. Termik, manyetik çalışan. Bu sigortamız C25 amper. Size göstermemdeki e, maksat şu. Şimdi bu sigortamızı bir arızada e, oradan bozuk olarak söktük ve değiştirdik. Şöyle ki bu sigortamız bir şopbenin üzerinde idi. E, 7500 watt, 7600 watt civarı bir şopbende. E, bu sigortamız takılıydı. E, haliyle bir müddet bu şekilde kullanılmış ve daha sonra üçüncü kademede Chopin kullanıldıkça bu sigorta e, açma yapmış ve açma yaptıktan sonra sigortayı tabi kaldırdıklarında tekrar Chopin'e akım gidiyor ve Chopin'e akım gittikten sonra Chopin bir müddet yine üçüncü kademede çalıştıktan sonra yine sigorta açma yapıyor. Daha sonra bizi çağırdıklarında sigorta Açma yapmamıştı fakat şöyle çok orijinal bir arıza vardı diyelim. Gittiğimizde sigorta bu şekilde açma yapmamıştı. Haliyle kutuyu söküp buna sonradan baktı tabii ki. İlk önce şoppenin yanına giderek şoppenden kapağını söktüğümüz zaman şoppene gelen fazın kontrol kalemi ile böyle arızalar bazen olabiliyor. Şu kontrol kalemine baktığımız zaman kontrol kaleminin ışığının az yandığını gördük. Ve daha sonra hemen sigorta kutusunu söktüğümüz zaman alttan giriş yapmışlardı sigortaya fazı. Alttan gelen ortak fazın baktığımızda kontrol kalemimiz normal parlaklığı ile bize bunu gösterdi. Yani fazı normal anladık. Sigorta açık iken yani yukarıya kalkıkken çıkışa baktığımızda çıkışta şofben orada görmüş olduğumuz o düşük lamba seviyesini gördük. Yani kontrol kalemimiz altta ve üstte Farklı algılama yaptı. Buradan da anladığımız kadarıyla ve otomatik sigortanın bozulduğunu buradan tespit ettik ve sigortayı değiştirdik. Biz oraya duruma göre C serisi 32 amper bir sigorta takmak durumunda kaldık. Ve olay artık düzeldi. Şofbenlerde şofbenin Schopen vatına göre B32 C32 B40 Kablonun kesiti uygun ise ve mesafesi uygun ise servisler bunu ister ve tavsiye ederse dediğim gibi belli bir kablo çapı ve kablo mesafesi olması lazım. Yani çok uzun mesafelerin hesaplanması lazım. E, diyelim. Hatta şöyle ölçü aletiyle de size göstereceğim. Ama ölçü aletiyle biliyorsunuz zaten bu şekil olaylar belli olmaz. Hani tamamen bozuk olması lazım ki ölçü aletiyle anlayabilirsiniz. Burada sağlam görünür. Tamam kontak tamamdır. Fakat yüke bindiği zaman sigorta geçirgenliği tamamen ortadan kalkabilir veya bizim gördüğümüz gibi e, kontak iyi değmez okside olmuştur artık geçirgenlik tamamen e, sıfıra doğru düşer kontrol kalemiyle de ampulün çok küçük seviyede yandığını da görürsünüz bu şekilde tamam sağlamı testi tamamdır geçirgenlik var fakat belli bir amper çekildiği zaman sigorta maalesef aşırı akım çekilmeleri, bir cihazın vatı eğer sigortaya uygun değilse, yani bunun gibi işte C25 bir sigorta, böyle 7500 watt, 7600 watt bir şofbene yüklenirse, üçüncü kademe olarak bahsediyorum. Üçüncü kademede bir müddet sonra bu aşırı akım çekildiğinde dolayı ya devamlı açma yapacaktır veya da bu şekil arıza yapacaktır. Onun için vatın ve sigortanın uygun seçilmesi lazım. Hakeza kablonun da ona göre diyelim ve şimdi içerisini bir açalım ve beraberce bakalım. Evet arkadaşlar sigortamızı söktük. Bakın perçinlerinden. Bakın zaten şu karşılığında bakın şurası kontak. Kontağın karşılığını zaten görüyorsunuz. Bakın şöyle yakından göstereyim. Sigortanın iç yapısı anlattığımız videomuzda çok güzel anlattık. Orayı o videomuzu seyredebilirsiniz. Biliyorsunuz MCB sigorta ve otomat şalter ne işe yarar? iç yapısı nedir? gibi gibi bunların detaylı olarak anlattığımız videomuzun linkini bu videonun sonunda atacağım. Oradan seyredebilirsiniz. Cihazın vatına uygun sigorta kullanılmaz ise bu şekilde mandalın kontağın bakın halini görüyorsunuz. Tamam arkadaşlar. Yani bunları size göstermek istedim. Bu bir, bir bilgi, bir tecrübe. Bakın bayağı bir yanmış vaziyette. Bunların biliyorsunuz sapsarı yani şurası gibi olması lazım. Bakırın çok güzel sarı bir halde olması lazım. Bakın artık akım üzerinden aşırı akım çekile çekile bakın artık kararmış erimiş ve kontağın halini görüyorsunuz. Bakın bu mandalı açtığımızda bu mandalı şimdi çektiğim zaman burası biraz dağılacaktır. Onun için çekmiyorum mandalı şöyle kaldırdığımızda yani sigortayı kapalı devre yaptığımız şu an sigorta açık devre. Sigortayı mandalı kaldırdığımız zaman yani sigortayı açtık dediğimizde aslında sigorta kapalı devre oluyor. Yani devre kapanmış oluyor ve akım geçiriyor. Bu kontak bu şekilde kontak birleşiyor. Buradan buradan gelen akım diğer taraftan veya bu klemensi gelen bu klemensten gelen faz akım diğer taraftan çıkmış oluyor. Siz bu mandalı kaldırdığınız zaman. Bakın kontak ne halde yani bunu göstereyim size. Bakın kontağın hali bu. Bakın kontağı kazıdığımız zaman Bakın şu şekilde kontağın halini görüyorsunuz. Bunlar uygunsuz dediğim gibi yerlerde uygunsuz şartlarda ve cihazlarda uygun olmayan amperlerin kullanılması. Bakın bu şekilde sonuçlar doğuruyor. Cihazınız da bozulur. Sigortanız da bozulur. E yangın tehlikesi de var. Kendinize zarar görürsünüz. Yani bunlar çok önemli. Bakın kontağın Diğer karşılığını da görüyorsunuz. Tamamen özelliği değişmiş ve artık siyahlanmaya başlamış. Esrafını kaybetmiş diyelim. Yani özelliğini kaybetmiş. Haliyle biz bu mandalı yukarı kaldırdığımız zaman devre kapanıp sigorta çalışmaya başladığı zaman bu iki kontak arası geçirgenlik sıfıra yakın olduğu için cihaz çalışmıyor. Biz de kontrol kalemine baktığımız zaman çıkışta gerçek faz olarak lambamız parlak şekilde yanmıyor da çıkışa baktığımızda buradaki hadiseden ötürü buranın yıpranmasından geçirgenliğini kaybetmesinden ötürü düşük şekilde bir kontrol akreminde ampul yanar vaziyette gördük ve zaten olay anlaşıldı. Şurası da bakın erimiş ve yapışmış onu da göstereyim size. Bakın. Bakın burası karşılık. Bakın şu ara zaten erimiş vaziyette. Onun için de da söylüyoruz. TS'li markaları tercih edin. TS'li sigortaların birçoğu zaten yanmazdır. Belli bir yere kadar, duruma kadar tutuşmaz, yanmaz malzemeden yapılırlar. Bakın burada o hadise olmuş olsa sigorta alev alabilirdi, yanabilirdi. Hemen kısaca da zaten gösterecek olursak burada gördüğünüz gibi manyetik bobinimizi görüyoruz. Bu manyetik bobin. Yani bir kısa devre olduğu zaman faz nötr çakışmasında bu bobinimiz buradan çekme yapıp buradaki kontağı açma yaptırıyor. Buradaki mandal düşüyor ve akım kesiliyor ve emniyet sağlanmış oluyor. Aşırı akım çekilmelerinde ise buradaki termik dediğimiz bakın hadise meydana giriyor. Burada bir metal parça şuradaki bu sefer tetiği şuradan düşürüyor bu manyetik parça burada şekli değişerek belli bir bakın şuradan zaten bobinin altından giren bakın buraya da bir bağlantısı var aşırı akım çekildiği zaman burada bir metal e, fiziksel bir değişikliğe uğrayıp buradaki mandalı bu tarafa itip yine şuradaki büyük mandalı düşürüyor mandal düşünce de zaten buradaki kontak açma yapıp sigortamız emniyeti sağlamış oluyor. Yani çalışma prensibi zaten bu. Şöyle mandalımızı da kaldıralım. Şu şekilde görüyor musunuz arkadaşlar? Şu Karşıya bakın. Şöyle sigortamızı açıyoruz diyelim. Sigortayı on pozisyona getirdiğimiz zaman bakın. Bu şekilde devreyi tamamlıyoruz. Bakın şurada parçamızda şu mandalın şuraya oturan parçası mandalın şurasına geçiyor arkadaşlar. O da oradan düşmüş. Bu tarz videolarımızın devamı için lütfen kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayınız.